Kurban Cenab-ı Hak tarafından Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri insanlığa teşri buyurulan bir ibadettir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine de Kevser suresiyle vacip kılınmıştır. Mali imkanlara sahip olan Müslümanlar bayram günlerinde kurban kesmekle mükelleftirler. Kurban Allah rızası için kesilen hayvanın adıdır. Küçükbaş hayvanlar bir kişi için kurban edilebilirken büyükbaş hayvanlar birden yediye kadar insan için kurban edilebilirler. Ortakların tamamının Allah'ın rızasını gözeterek kurban kesmeleri şarttır. Et yemek amacıyla veya farklı bir amaçla kurban olarak kesilen hayvana ortak olunamaz. Dolayısıyla Allah rızası için kesilen kurbanların tamamı bir hayvanda toplanabilir. Kurban kesildikten sonra kurban vazifesi yerine getirilmiş olur. Fakat eğer bol sevap kazanmak niyetindeysek o zaman kurban etlerinin paylaşılması, fakir fukaraya verilmesi daha uygundur. Hatta İmam Şafii'ye göre fakir fukaraya verilmeyen kurban, kurban yerine geçmeyebilir. Hanefi mezhebine göre ise bir insan maddi açıdan çok iyi durumda değilse kurbanını kestikten sonra kurbanın tamamını da kendine bırakabilir. Fakat demeye çalıştığım şey şudur. Müslümanlar eğer sevap kazanmak niyetiyle kurban kesiyorlarsa kurbanlarını en az üçe bölmeli. Bir bölümünü kendi ve çoluk çocuğuyla yemeli. Bir bölümünü fakir fukaraya, muhtaç insanlara dağıtmalı. Başka bir bölümünü de kendi dostlarıyla, akrabalarıyla paylaşmalıdır. Fakat kurbanın tamamını, tekrar ifade etmek gerekirse, fakir insanlarla, yoksul insanlarla paylaşmak evla ve güzel olanıdır. Eğer sevap kazanma niyetiyle bu iş yapılıyorsa, kurban kesiliyorsa, paylaşılması daha uygundur. Ben bütün Müslüman kardeşlerimizin kurban bayramlarını tebrik ediyorum. Gayemiz sadece Allah rızası olmalı. Kurban Müslümanlar tarafından bizzat evlerinde veya uygun yerlerde kesilebileceği gibi vekalet yoluyla da kestirilebilir. Bu vekalet güvendiğimiz bir kuruma veya bir vakfa veya bir derneğe verilip yurt dışında veya yurt içerisindeki fakir fukaraya dağıtılmak üzere bağışlanabilir, vekalet verilebilir. Türkiye Diyanet Vakfı da bu manada kurban alan, dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında kurban kesen bir vakıf olarak yıllardan beri bu hizmetini ifa etmektedir. Kurban kanalıyla, kurban vesilesiyle gönlü İslam'a ısınan birçok insanların da varlığı bize gelen haberler arasındadır. Ve bu da bizleri mutlu etmektedir. Kurban kesilirken uzuvlarını sağa sola savurmadan, onları torbalarda yenmeyen yerlerini muhafaza etmek
ve çöplere taşımak daha uygundur ve bir Müslümanın yapması gereken bir durumdur. Bir Müslüman kurbanın uzuvlarını, yenmeyen kısımlarını sağa sola atmak, hayvanlara vermek suretiyle sağa sola taşınmasını uygun değildir, taşıması uygun değildir. Kesinlikle kurbanlarımızı hijyen şartlarına uygun, sağlıklı alanlarda kurban kesmesini bilen insanlara kestirmeli ve dağıtım işini de demin arz etmeye çalıştığım gibi güzel bir şekilde, insanları üzmeyecek bir şekilde yapmalıyız. Sadakamızı ve infakımızı yaparken insanların kalbinin kırılmamasına, yani onları gücendirmemeye hep beraber gayret etmemiz gerekir. Bu vesileyle ben tekrar bütün müminlerin, Müslümanların kurbanlarının Rabbimiz tarafından kabul görmesini, Cenab-ı Hakk'ın onları kabul etmesini ve karşılığında onlara bol ihsanda bulunmasını niyaz ediyorum. Kurbanı şöyle anlamak gerekir. Kurban sadece kesilen, eti yenen bir hayvanın kesilip dağıtılmasından ibaret bir ameliye değildir. Kurban, Hazreti İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamı Allah'ın emri üzere kesmek üzere ahdettiği, niyet ettiği güzel bir başlangıçtır. Yani Kur'an-ı Kerim'de şu ifade önemlidir bizim için. Bismillah. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında almıştır, satın almıştır tabiri caizse. Peygamberine de bunu emretti, onu sınamak amacıyla. Peygamberi hiç tereddüt etmeden oğlunu aldı ve kesmek üzere Mina'ya götürdüğünde Allah-u Teala biz onun yerine büyük bir kurban ikram ettik buyuruyor. Onun yerine bir kurban ikram edildi ve tabii ki Allah'ın buradaki amacı bir insanın kesilmesi değil, İbrahim ve İsmail aleyhisselamı sınavdan geçirmekti. Cenab-ı Hak onlara yardımcı oldu. Onlar da bu sınavdan başarıyla geçtiler. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bir Müslüman dünya hayatında sınavdan, imtihandan geçtiğini unutmamalı. Bize emanet bırakılan malların, hayvanların Rabbimiz tarafından bir imtihan vesilesi olarak bize verildiği unutulmamalı. Ve bunların bezli harcaması, bunların infakı da Allah'ın rızasına uygun yapılmalıdır. Rabbimden ibadetlerimizin makbul olmasını temenni ediyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Bütün Müslüman kardeşlerimizi, bütün hemşehrilerimizi Kurban Bayramı'nda muhabbetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.